Merhaba. Bir söz sırasında daha sizlerle beraberiz. Aslında bu söz sırası zor bir zamanın ardından geldi. Biliyorsunuz grup yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucundaydı. Ve daha öncesinde Helin Bölek gene bir grup yorum üyesi. Yaşamını yitirmişti ölüm orucundayken ve ardından da cezaevinde ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ölüm orucunda yaşamını yitirmişti. İbrahim Gökçek'in de gerçekten artık günleri değil saatleriyle sınırlı bir yaşam kavgası vardı. Tabii bu süreçte özellikle kamuoyunun taleplere ilişkin bakışı, hissetmesi ve sahip çıkması çok önemli. Dolayısıyla bunun ortaya çıkışı ve bir sahiplenme sürecinin olması ne yazık ki Helin ölmeden önce, Mustafa Koçak ölmeden önce olamadı. Ve ancak İbrahim Gökçek'in artık saatlerle sınırlı yaşamı karşısında duyarlılık daha yükseldi ve İbrahim Gökçek bu taleplerin sahiplenilmesi karşısında sonlandırma kararını verebildi. Hastaneye yatırabildik. Tabii ki hala çok riskli bir aşamada sağlık durumu ve ne olacağını bizler de bilmiyoruz. Meslektaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar yaşama tutunması için, yaşamdan yana bir sürecin işlemesi için. Ben aslında bu söz sırasında biraz açlık grevleri ya da ölüm oruçları üzerine söz söylemek istiyorum. Çünkü bu dönemde özellikle insan hakları mücadelesi yürütenlere yönelik zaman zaman ağır suçlamalar, eleştiriler söz konusu oldu. İnsan hakları mücadelesi ve açlık grevi ya da ölüm orucu ne anlama geliyor? Belki bu konuda biraz bilgi vermeye ihtiyaç var toplumda bir farkındalık oluşturabilmek için. İnsan hakları mücadelesi yürütenler doğal olarak yaşamdan yana tutumalırlar ve yaşam hakkını savunurlar. Ancak aynı zamanda da insanların kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlara müdahale etmeme sorumluluğu taşırlar. Dolayısıyla onların özgür iradeleriyle verdikleri bir kararda ne yazık ki bizler ancak onların sesi olma yolunda bir tutum alabiliriz. Taleplerini duyurmaya çalışırız. Özellikle de bu talepler makul ve karşılanabilir talepler olduğunda ve insanların doğrudan haklarını ihlal eden bir takım tutumlarla karşı karşıya kaldıkları koşullarda tabii ki bir açlık grevi ya da ölüm orucu yapmak zorunda kalması insanların ya da öyle hissetmeleri aslında çok olumsuz bir tablo ülkeler için. Çünkü başka mücadele yöntemleri, başka başa çıkma araçları olmalı. Bunların kalmadığını düşündüğünde insanlar tek yollarının bedenleriyle mücadele etmek olduğunu düşündüğünde bir açlık grevi ya da ölüm orucu süreci başlıyor ve bu insan hakları mücadelesi yürütenler için en ağır süreçlerden birisidir. Çünkü bir yandan yaşam hakkı için mücadele edersiniz ve yaşamı korumaya çalışırsınız, insanı korumaya çalışırsınız. Bir yandan da gözünüzün önünde adım adım ölüme doğru giden insanlar söz konusu olur. Bedenlerinin zarar gördüğünü bilirsiniz. Bu bedenin zarar görmesi sizin için çok kaygı vericidir. Bunun olmaması için uğraş verirsiniz. O nedenle de seslerini duyurmaya, onların sesi olmaya çaba gösterirsiniz insan hakları mücadelesi içinde. Tabii adil yargılama hakkı örneğin önemli bir hak ve İnsanların bunu talep etmesinden daha doğal bir durum olamaz. Aslında bunu talep etmek zorunda kalmak bile anlaşılır değil. Çünkü zaten adil yargılama olması gereken bir durum. Eğer adil yargılama olmuyorsa adaletten yoksun bir toplumda yaşıyoruz. Daha doğrusu artık ona topluluk
demek daha doğru olur. Toplum demek çok mümkün değildir. Çünkü toplumsal bir sözleşme artık yoktur ortada, adaletin olmadığı toplumlarda. İşte o nedenle adil yargılama hakkını talep eden insanların yanında olmak ve sesini duyurmak bizim sorumluluğumuz. Gene aynı şekilde insanların sözünü söyleyebilmesi, ifade özgürlüğü, müziğini, sanatını özgürce icra edebilmesi çok temel bir hak ve dolayısıyla bu nedenle aşık grevi ya da ölüm orucu yapmak zorunda hissediyorsa insanlar kendilerini, bizim onların sözünü çoğaltmamız, sesini duyurmamız bizim sorumluluğumuzda ve insan hakları mücadelesinin içinde bunu yapmaya çalışırız. Bir yandan yaşasınlar diye uğraşırken, ölmemeleri için çaba sarf ederken, bir yandan da kaygıyla bu süreci izleyip ama kamuoyunda da duyarlılık yaratmaya çalışırız. Tüm hak ihlallerinde olduğu gibi. Evet, bizim insan hakları mücadelesi yürütenler olarak sorumluluğumuz kamuoyunun duyarlılığını arttırmak. Ve bu duyarlılığın en hızlı şekilde gerçekleşmesi için mücadele etmek. Çünkü açlık grevi ya da ölüm orucu dediğimiz süreçler zamanla yarışan süreçlerdir. Evet, Türkiye'de başlayan ve sonra dünyada da yaygın biçimde kullanılmaya başlayan B1 vitamini yani tiamin önemli ölçüde aşık grevleri sürecini uzattı. İnsanların yaşama tutunmasını ve aynı zamanda da sakat kalmamasını sağladı. Ama bunun da bir sınırı var. Hep beraber gördük. Helin Bölek ve Mustafa Koçak örneğinde olduğu gibi. Hele ki zorla müdahale tehdidi hem fiziksel hem ruhsal olarak bu insanları etkilediği için aslında aşık grevi sürecini de daha kısalttı ve sağlıklarının daha hızlı bozulmasına neden oldu. Aslında aşık grevleri ölüm oruçları süreçlerinin en önemli sorumluları devletlerdir. Devletler bu sürece müdahil olmalı, müzakerelerle bunu sonlandırmalıdırlar. Dolayısıyla bir kez daha hatırlatıyorum ben Türkiye'de insanlara açlık grevleri ölüm oruçlarının sonlanmasında müzakere esas olmalı ve bu müzakere içinde kamuoyunun duyarlılığı temeli oluşturuyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu söz sırasında da birlikte olduğumuz için.